Şu anda Cuma gününden beri ortalık kaynıyor belli meseleler hakkında. Hangi bu, soru acaba? Hocam <laughs> bilgilerimizi çalıyor diyorlar. Sanki başka hiçbir application çalmıyormuşçasına. WhatsApp ciddi bir problem oldu. Ne yapılacak, ne edilecek? İnsanların kafası karıştı. Bu konuda sizin bilginiz oldu. Daha doğrusu bir fikriniz olduğunu bu konuda, bir bilginiz oldu biliyorum. Biz size de danışalım istedik. Şimdi... Zuckerberg'le tanışmıyorum. WhatsApp, Facebook ilişkisi konusunda teknik hemen hemen hiçbir bilgim yok. Fakat beni burada esas ilgilendiren bu haberin yayılış şekli ve bu yayılış şekline karşı bizim aldığımız pozisyon. insanların aldığı pozisyon. Kuyruk yani, girdi. evet o zaten şu anda expedition'a e çıktı. Hayır hayır buraya gezmek yoktu. Dur bakayım. Bir WhatsApp mesajı geziyor ortalıkta. En çok o geliyor. Birisi bir ses kaydı göndermiş. Ses kaydında ses kaydının sakıncalarını anlatıyor. Bir kere bu kısım en eğlencelisi. WhatsApp'ta özellikle ses kaydıyla özellikle sesin önemli bir biyometrik parametre olduğu yani bankalarda falan insanların tanınmasında kullanıldı ve WhatsApp'ta çözülebilir algoritmalar nedeniyle bu seslerin alınıp kullanılabileceği bu nedenle ciddi bir güvenlik sorunu oluşturduğu söyleniyor. Şimdi bu ses kaydı geldiği zaman insanlar da birbirlerine gönderiyorlar çünkü el mecbur bir ciddi de gözüküyor. Ama bir analitik kritik düşünme süreci çok küçücük bir şeyle mesela ben başka nerede ses çıkarıyorum diye düşündüğümüz anda mesajın bütün yapısı çöküyor mesela. Bu internetteki en baba avlanma hikayeleri böyle gafil avlanmalarla mümkün oluyor. Yani mesajın üzerine hiç düşünmediğinizde mesela beni düşün Allah'ını seversen. Her Allah'ın günü YouTube'dayım. Evet. Her <laughs> gün YouTube'da konuşuyorum. Ben, ben ne yapayım? Kamuya açık olarak şimdi oradaki iddianın aslında biraz da böyle teknik hani havalı gözüken bir tarafı var. Nedir o? Yapay zeka ve derin öğrenme sistemleri veriye maruz kaldıkça daha doğruluklu tahmin yapıyorlar. Mesela sen birinin sesiyle sistemi çok eğitirsen sistem o sesi diğerlerinden ayırmakta daha fazla ustalık kazanıyor. Bu yani yapay zekada bildiğimiz ve teknik olarak doğru bir şey. Ama yaptığımız bütün telefon görüşmeleri zaten ses dediğimiz bir özellikle yapılıyor. Birincisi biz zaten devamlı konuşuyoruz. Şu anda eğer birisi sizin ses kaydınızı çalmak istese yani birkaç kilometre uzak böyle yanında konuşuluyormuş gibi sesinizi kaydedebilmesini mümkün kılan teknolojiler herhangi bir online alışveriş sitesinden birkaç 10 dolara ya da birkaç 100 dolara satın alınabiliyor. Eskiden CIA'nin şunun bunun elinde olan cihazlar artık hani kişisel surveillance o gözetleme sistemleri diye satılıyor. Bunun yasal bir müeyyidesi falan da pek yok. Biraz da yurt dışı bağlantınız varsa her şeyi alabiliyorsunuz. Bu işin teknik kısmının böyle bir mesajla mesela paylaşılıyor olması bunun bir kampanya olduğunu gösteriyor. Ya birileri eğlenmek için yapıyor ya da işin arkasında başka bir plan var. Ama arkasından gelen hareketler beni çok eğlendiriyor. Benim şu anda Whatsapp'ta herhalde bir 400 tane grubum var. Bilmiyorum. Bir sürü gruplar var. Ben de bu Telegram denen program da yüklüydü. İşte bir şeyler daha var ama hiç kullanmıyorum onları mesela. Whatsapp'taki gruplar birer ikişer kapanıp Telegram'dan plöp plöp mesaj gelmeye başladı. Ben Telegram'ı hiç kullanmazken. Bir şey yok, bir baktım Aa, herkes oraya taşımış. Beni de sağ olsun oraya almışlar bir de. ihmal etmemişler. Liste liste geçirmişler. Diyorlar ki arkadaşlar burası daha güvenli bilmem ne. İnternet üzerinden ücretsiz kullandığımız hiçbir uygulamada herhangi bir veri güvenliği garantisi o varmaz. Bunun altını çizerek özellikle söylüyorum. Kimisi Telegramcı, kimisi sinyalci, kimisi bipci, kimisi bilmem neci. Herkes kendi sisteminin güvenli falan olduğunu savunuyor. Arkadaşlar şu anda internette giriyorsanız, internette bir şey yapıyorsanız, birisinin size kafayı takması halinde hiçbir şey yazıp göndermesiniz bile. İnternette sağa sola bakma aktivitenizden bile sizin hayatınızla ilgili her şeyi ciğerinize kadar çıkarabilecek algoritmalar çalışıyor tıngır mıngır. O yüzden bunlara karşı herhangi bir savunma yapmanız mümkün değil. Total unplug dediğimiz bir durum var. Kendinizi tamamen gridden çıkarabilmek için bütün internet hesaplarınızı kapatıp evinizde de mümkünse elektrikli bir cihaz kullanmazsanız o durumda sistemden çıkıyorsunuz. Problem yok ama bunu yapamadığımıza göre bir gelen WhatsApp mesajıyla aman Zuckerberg benim bilgilerimi alacakmış bilmem neymiş paniğine kapılmak sadece ve sadece analitik düşünme yeteneğimizi pek fazla kullanmadığımızı ve bu sayede de gerçekten tekil kampanyalarla çok rahat yönetilebileceğimizi bize açıkça gösteriyor. İnternetteki veri güvenliği açısından bu hikayenin hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Zaten herhangi bir mecranın böyle bir güvenlik açığı ortaya çıksa o mecra üzerinden bu tip mesajların paylaşılmasına varana kadar zaten hata alan üsküdarı geçmiştir. Rahat olun. Bence banka hesap numaranızı sesli olarak gönderip bütün arkadaş listenizle paylaşın. Yani zaten olan olmuştur. Yapacak bir şey kalmamıştır. böyle bir hikayenin arkasında aslında kullandığımız teknolojinin ne işe yaradığını çok bilmiyor olmadığımız da anlaşılıyor. Yani bilmiyoruz teknolojinin ne işe yaradığını. Mesela biz sanıyoruz ki bizim kişisel verilerimizin peşinde birileri ya da onları ele geçirince işte Google dokümanları yazdığım Word dokümanındaki çok gizli fikirlerimi alacaklar NASA bunlardan gidip Mars'a bina yapacak falan gibi bir sistem çalışmıyor arkada. Öyle değil bu. İnternetteki sağladığımız veri anonim big data'dır. Büyük veridir. Biz kişisel kullanımlarımızla kendimiz hakkında şahsi bilgilerimizi değil, bir grup içerisindeki ortak grup davranışının nasıl olduğuna dair bireysel veri sağlamış oluruz. O sistemleri ilgilendiren, bu sistemleri kullanan insan topluluklarının ya da gruplarının toplu davranışlarına dair detaylı parametreler elde etmektir. Sizin kafanızdaki fikirler, eşinizin, dostunuzun birbiriyle ilişkisi, banka hesabınızdaki paralar, emin olun saatte bilmem kaç milyon dolar kazanan Zuckerberg'in bir falan çok umurunda değil. O değil onların peşinde oldukları. Bu sistemler aklını zamanında kullanmış insanların geleceği görerek kurguladıkları minik minik havuçlarla bizden gönüllü olarak aldıkları verileri toplayıp onlardan derin öğrenmeler yapabilen sistemlerdir. Bu sistemlerin veri toplama uygulamaları bize ücretsiz olarak sunulur. Biz de bunları bayıla bayıla telefonumuza, tabletimize, bilgisayarımıza indiririz. Onlarla oynamaktan büyük bir keyif alırız ve bunu yaparken de onların istediği veriyi onlara sağlarız. Onlar da bu verilerden trilyonlarca dolar para kazanırlar ve kazanmaktadırlar. Bir uygulama bedavaysa ürünsizsiniz 50 bin kere söyledik artık bu yeni dönemin mottosu oldu. Ücretsiz bir uygulama indirip de ondan sonra yeni bir işte kullanım koşulları metni çıkmış o metni okeyleyince verilerimizi yollarmış falan filan diyerek ne olur birbirimizi yemeyelim. Bunu yemeyelim en azından. Böyle çalışmıyor bu sistem. Diyorsanız ki hayatım çok renksiz ve sıradan bir mini WhatsApp casus hikayesinde acık kendimi James Bond gibi hissedeyim. Signal'e ya da efendim Telegram'a geçince kendimi rahat hissedeyim. Böyle bir aksiyon olsun. Siperlerden sürünerek başka bedava uygulamalarla özgürlüğümün tadını çıkarayım. Siz bilirsiniz. Bu sadece küçük bir oyun ama yani böyle garip şeylerle de boşu boşuna strese girmezsiniz. İşin bir de stres boyutu var. Vallahi sivilce çıkaran vardır şimdi eminim. Benim de çevremde yok çok şükür de. Allah'ım ben WhatsApp'ta neler yazdım. Bitti şu anda NASA beni izliyor falan filan. Uzaylılar kaçıracak. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Sizin veriniz emin olun bu dünyada sadece sizin için önemli. Başka hiç kimse sizin kişisel verilerinize kirli çamaşırlarınızı, banka hesaplarınızı merak etmiyor. Biz büyük davranış içerisinde, büyük kitlesel veri içerisinde ancak bir anlam ifade ediyoruz. Onu da bayıla bayıla sağlıyoruz zaten. Daha evvel söylemiştim bir soru yorumda. İnternet kullanırken iki strateji vardır. Başka da bir strateji yoktur. Yani veri güvenliğinden bir, ciğeriniz ortada olacak. Yani her şeyiniz ortada olacak. Gizliniz saklınız olmayacak. O zaman kim ne bilgi çalarsa çalsın sizin umurunuzda olmayacak. Tabii ki hani hırsızlığa karşı çeşitli korumalarınız falan filan olacak. Onları sağlayacaksınız. Ya da bu mecraya girmeyeceksiniz. Böyle şeyler kullanmayacaksınız. İletişim ihtiyacınız varsa bunun için SMS'sidir, telefonudur, standart ücretli sistemleri kullanacaksınız. Böyle şeyler de başınız ağrımayacak diyerek bu WhatsApp vesilesiyle de bir kez daha analitik düşünmeyen topluluklar yahut aklını kullanmayan toplulukların başlarına nelerin gelmesinin mukadder olduğunu da hatırlatmasını yapmış olalım. Adınıza sağlık. Şunu da hatırlatmak isteriz. Bu gündemle birlikte herkes herkesin söylediğine inanır hale geldi. Onu Ruslar, bunu Amerikalılar, bu buradan bunu yasaklamış bunu buradan bu etmişler. Ve burada şu da ortaya çıktı. Biz araştırmadan, bilmeden kim bize ne söylüyorsa inanıyoruz. Bu gerçekten evet. bir problem. Evet. Ve sizin dediğiniz gibi antik düşünme eksikliği, değerlendirme eksikliği ki hocam bana kalsa keşke bütün sosyal medya hesaplarını silebilsek. Yani öyle bir gelecek yakında gözükmüyor söyleyeyim. Hatta çok yakında sosyal güvenlik numarası, TC kimlik numarası işte bilmem ne müşteri numarası yerine. Hani bugün nasıl bir siteye girerken Facebook'la kaydol, Google'la kaydol seçenekleri var ya oradaki bilgilerimizi alıyor. Yakında sosyal profillerimiz muhtemelen böyle bir tekil kimlik haline dönüşecek. Ve biz artık onsuz yani normal vatandaşlık işlerimizi bile yapamaz hale geleceğiz. Böyle bir geleceği birileri bize hazırlayıp da damardan, çiple aşıyla enjekte ediyor değil. Tekrar söylüyorum. Bayıla bayıla kullanıyoruz. İnkar etmeyin yani herkes bayı. Benim annem sabahlara kadar fıt fıt fıt. Annem burada mı? Sabahlara kadar fık 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 telefon kaydırıyor böyle. İşte ne de böyle boynu tutuldu. Milletin boyun fıtı oldu. Ya yani seviyoruz bunu. Sevince de işte sonucu bu oluyor. Yani hem böyle baklava yiyip hem de şeker çok zararlı diyenler gibi oluyor. Yapmayın. Keyfine bakın en azından. Baklavanın tadına varın ya. Değil mi yani? Tövbe olsun.